Selamun aleyküm arkadaşlar. Geldim karşınıza, giydim parçalıyı. Söze nereden başlayacağım? Bu mutluluk anlatılmaz, bu mutluluk yaşanır. Bugüne kadar bu mutlulukların çoğunu sahalarda yaşamış bir abiniz, bir kardeşiniz, bir dostunuz, bir yakınınız olarak arkadaşlar. Şu anda hakikaten mutlulukların en büyüğünü bütün Galatasaraylılar gibi ben de yaşıyorum. Galatasaray, Ankara'da tam 100 yıl önce Cumhuriyet'in ilan edildiği Ankara'da, başkent Ankara'da Cumhuriyet'in 100. yılında 23. şampiyonluğunu kazandı. Rakibi Ankara Gücü'nü 4-1 mağlup etti arkadaşlar. Ben 3 dedim. Ben 3 dedim. 3'ten başlar Galatasaray 3'ler alayını geçer demiştik. Böyle bir mutluluk tablosuna inanarak, isteyerek ortaya koymuş, sizlerle paylaşmıştım. Olumsuzlukları görmeyeceğim. Çok olumsuzluklar yaşadık. Çok negatif gelişmeler vardı. Onların hepsini yaşadık ama hepsinin önüne öyle bir duvar gibi geçtik ki arkadaşlar, öyle bir duvar olduk ki ve o kuşlara, o puşlara, o hainlere fırsat vermedik arkadaşlar. Megafonculara, bilmem şunlara, bunlara, alayına abi Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Galatasaray ve saplamacı Icardi yönetimindeki Galatasaray arkadaşlar, ki arkadaşlarıyla beraber kenetlendiler. Yine saplamacı Icardi, hem de bu defa iki defa sapladı. Hem de ne sapladı? Arkası geldi 4-1. Artık bu dakikadan sonra arkadaşlar skorun da önemi yok. 4 golün de önemi yok. Tarih bunları yazacak tabii. Bunları yazacak ama şunu söyleyelim ki biz hep inandık. İnandığımız için de sizlerle bu inancımızı paylaştık. İnişli çıkışlı grafikler yaşadık. Öyle oldu, böyle oldu. Bir takım tezgahlar vardı. Abidik gubidik numaralar vardı. Oyunlar vardı. Üçkağıtçılıklar vardı. Puştuklar vardı. Vardı da vardı arkadaşlar. Biz bunların hepsine engel olduk. Bu arada Kerem konuşuyor. Dinleyelim. Kaldırabilecek olmak bile benim için ayrı bir mutluluk, gurur. Gerçekten çok hak ettik. Sonuna kadar hak ettik. Şampiyonluğu bütün taraftarımıza armağanız. Yunus'la da Yunus, çok yakından çok güzel bir arkadaşlığınız var. Biz her maçtan önce sizin stadyuma girişinizi arkadaşlar müthiş Ankara'da izliyoruz. Eryaman Stadı'nda, Ankara Gücü Stadı'nda Yunus konuşuyor. Her zaman konuşuyorduk ve sonunda bunu başardık. Allah şükürler olsun. Bütün takım arkadaşlarım, teknik ekibin ayağına yüreğine sağlık. Sonuna kadar gittik. Kerem'in dediği gibi de çok yorulduk. Çok zordu. Ama sonunda güldük. Cumhuriyetimizin 100. yılında da böyle bir anlamlı bir şampiyonluk kazandık. Bütün camiamıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Cumhuriyetin 100. yılında Ankara'da, Cumhuriyet'in doğduğu Ankara'da 23. şampiyonluk geldi arkadaşlar. Alayını mosmor etti. Alayını mosmor etti. Şampiyon İstanbul'a geliyor, bizi beklesinler. Şampiyon İstanbul'a geliyor, bizi beklesinler diyor. Arkadaşlar büyük bir coşku, büyük bir mutluluk var. Tabii bunu anlatmak mümkün değil. Yaşamak lazım, az önce de belirttiğim gibi. Ve şu anda Icardi arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir şey yani. Nasıl anlatılır, nasıl söylenir bilmiyorum ama Icardi bir başka bir şey. Galatasaray'a bu sene Allah'ın bir lütfu oldu arkadaşlar Icardi. Harbiden Allah'ın bir lütfu oldu. Çünkü böyle bir futbolcuyu Galatasaray'a getirenlere, transfer edenlere ve de bunu bize, futbol severlere, Türk futbol severlere Galatasaray forması altında seyrettirme şansını verenlere teşekkür ediyoruz. Galatasaray yönetimine, ki bu transferlerde çok büyük emeği olan Erden Timur'a. Arkadaşlar tabi ekranlara pek çok görüntüler geliyor. Türkiye'nin her yerinden. Evet, başkentte Eryaman Stadı'nda Galatasaray'ın sevinci, coşkusu var. Kutlama bir taraftan sürüyor. Oradaki kutlamaları tahmin edersiniz nasıl olduğunu. Ama yurdun 4000 yanından arkadaşlar. Başta Florya olmak üzere İstanbul, Florya, Taksim. Her taraf arkadaşlar Galatasaray sevinciyle, Galatasaray coşkusuyla almış başını gidiyor. Bu arada sahanın ortasında oturan Mertens'le şimdi bir röportaj yapılıyor. Bakalım Mertens neler söyleyecek, onu da sizlere dinleteceğim. Arkadaşlar dediğim gibi çok büyük sıkıntılar yaşandı. Galatasaray eğer rahat bırakılsaydı, tetikçi hakemler devreye girmeseydi, laleler şelaleler akmasaydı. Mertens. Bugün ligi bitiriyoruz ve şampiyon olarak bitiriyoruz. İnanılmaz hissediyorum. Başladığımız işi bitirdik bu akşam.
Bu sezon ve çok mutluyum diyor. Ligi şampiyon olarak bitirdik. Başladığımız işi bitirdik diyorlar. Gerçekten arkadaşlar, sevincin, coşkunun tavan yaptığı yerdeyiz. Ben ne söylesem hikaye. Ersan Çelik sarı kırmızılı parçalıyı giymiş gelmiş karşısına. Bütün sezon geldik. İnişli çıkışlı grafikler yaşadık. Özetle arkadaşlar, hiçbir zaman inancımızı yitirmedik. Bu Galatasaray şampiyon olacak dedik. Ama yapılan dalga dümenleri, yapılan puştukları, içeride dışarıda yapılan kalleşlikleri, hainlikleri hiçbir zaman unutmadık. Ama hiçbirine de fırsat vermedik arkadaşlar. Dedik ki bakın burada şu oluyor, bu oyunu bozalım dedik. Ankara Gücü maçı öncesi de yine bir takım oyunlar vardı. Bir takım puştuklar vardı. Senaryolar hazırlanmıştı. Ama o bozuldu arkadaşlar. Bozuldu. Galatasaray çeşitli yerlere gerekli mesajları ilettikten sonra o tezgah bozuldu. O oyun bozuldu. O puştuklar bitti. Ve şu anda da Raşitsa'yı röportajı aldı yayıncı kuruluş. Raşitsa'nın da söylediklerini sizlerle paylaşırız. Arkadaşlar, Galatasaray'a işte burada puan kaybettireceklerdi. Derbi maçı öncesi Galatasaray'ın ceza sınırında olan 6 oyuncusuna da, ki bunların içerisinde Icardi vardı, Raşitsa vardı, Kerem vardı, Mertens vardı. Bunlara bir şekilde sarı kart cezalı gösterilerek cezalı duruma düşüreceklerdi. Ama bunu bile başaramadılar. Galatasaray'da bildiğim kadarıyla, eğer son bölümde kaçırmadımsam, sarı kart falan yok, cezalı yok. Bakalım ne diyor, şimdi onu dinleyelim. Raşitsa bana... Bir sezon oldu, başladık, iyi bitirdik. Bütün sezona baktığımızda zorlu maçlar geçti. Bazen yenildik, çoğunlukla kazandık. Ama bugün geldiğimiz noktada şampiyon olduk. Evet arkadaşlar, sonuçta zorlu bir sezondan bahsediyor bütün futbolcularımız. Ve bu zorlu sezonu yüzlerinin akıyla, alınlarının akıyla bitirmenin mutluluğunu şu anda yaşıyorlar. Bütün yabancı futbolcularımız kendi ülkelerinin bayraklarını açtılar. Sevinci, coşkuyla yaşıyorlar. Tabii bu, ben daha önce de söylemiştim. İlk tur Ankara'da olacak ama büyük tur Fenerbahçe derbisinden sonra olacak demiştik. Şimdi diyorlardı ki biz işte Ali Samiye'ne gideceğiz. Orada şampiyon olacağız. 3 atacağız, 5 atacağız, şunu yapacağız, bunu. Hadi gelin atın bakalım. Hadi bakalım, nereden şampiyon oluyorsunuz? Nasıl şampiyon olacaksınız? Dediğim gibi olumsuzlukları görmüyorum. Yaşananları, maç içerisinde verilmeyen penaltı, çıkmayan kartlar, onlar bunlar, rakip oyunculara. Ben bunları bekliyorum. Zaten bu kadarına da ben razıydım arkadaşlar. Ama biz bütün sezon boyunca bunları söyledik mi? Olabilecekleri söyledik mi? Söyledik. Ama inancımızdan hiçbir zaman taviz vermedik arkadaşlar. Galatasaray şampiyon olacak dedik. Bütün dalga dümenlere, bütün puştuklara rağmen Okan Buruk Hoca'nın da arkasında durduk. Okan Buruk Hoca'm 30 Mayıs 1993 yılında Ankara'da İlk şampiyonluğunu kaldırdı. Evet, şimdi Icardi, saplamacı Icardi yayıncı kuruluşa röportaj veriyor. Hiç şüphesiz söylediklerini, söyleyeceklerini ben sizle duyuracağım, paylaşacağım. Bakalım neler söylüyor. Onu da hep birlikte göreceğiz şimdi, duyacağız inşallah. Bir futbolcu bu kadar pozitif olabilir, bu kadar mükemmel takımına katkı verebilir ve tüm olumsuzluklara karşın arkadaşlar, Icardi'ye yapmadıkları eziyet kalmadı, yapmadıkları pislik kalmadı, yapmadıkları taciz kalmadı, atmadıkları çamur kalmadı. Ama Icardi hepsini, bütün çakalları, bütün puşları, bütün kuşları abi bir bir avladı, avladı, avladı. Hepsinin tepesine çöktü arkadaşlar. Bakalım ne demiş. Türkiye'ye geldiğimde zaten amacım şampiyonluğu almaktı. İki tane çok iyi geçmeyen sezon oldu. Onun üzerine buraya geldiğimizde yeni oyuncular, yeni hocayla birlikte. Amacımız zaten buydu. Bütün yıl boyunca bunun için çalıştık ve sonunda amacımıza ulaştık. Çok mutluyuz. Galatasaray'da ve kendisini buldu. Amacımıza ulaştık. Çok mutluyum diyor. Çok nasıl mutlu olmasın arkadaşlar? Şu anda 21 golü var. Ve oynadığı maç sayısı belli. Ve bir takım içerisinde bir futbolcu bu kadar katkı verebilir, bu kadar pozitif olabilir ve arkadaşlarını böylesine motive eder, böylesine ateşler ve taraftarın kısa sürede bu denli sevgilisi haline gelebilir.
Aşkın Olayım şarkısını söyletti. Herkese söyletti, söyletti. En sonunda çıktı, kendi söyledi. Bundan daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Var mı ötesi arkadaşlar? Yok. Ve tabii Icardi, inanıyoruz, diliyoruz, umuyoruz ki seneye de ve ondan sonraki senelerde de çok özel bir yılda, gerçekten bunu söyleyebilirim. Buraya geldiğimde birçok gol atayım, zaman bulayım, onu istiyordum zaten. Bunları bana verdiler. Hem hocamız hem Erdem Bey çok yardımcı oldu sezon boyunca. Bana gösterdikleri güvenle, benimle ilgilenmelerinden dolayı gerçekten çok teşekkür ederim hepsine. Benim için inanılmaz, gerçekten harika bir sezon olduğunu söyleyebilirim. Evet, şimdi Icardi benim için diyor harika, inanılmaz bir sezondu diyor. Rüya gibi bir sezondu diyor. Kendisine o güven verildi. Arkasında duruldu. Okan Hoca'dan herhalde Aşkın Olayım şarkısını canlı söyle diyorlar. Bakalım söyle. Bueno, eso es algo que hablaremos. Todavía falta un partido, tenemos que terminar en casa con nuestra gente. Yani, müthiş arkadaşlar ya. Müthiş. Ben tabii görüyorum, siz göremiyorsunuz ama müthiş bir güzellik. Müthiş bir güzellik. Yani şimdi Icardi hakikaten Galatasaray'a başka bir ruh getirdi, başka bir heyecan getirdi, başka bir coşku getirdi yani. Böyle futbolcuların olduğu yerde, yıldız futbolcuların olduğu yerde işte fark kendiliğinden ortaya çıkıyor, şampiyonluklar geliyor. Bakalım. Bakacağız tabii ki de. Önümüzde bir maç daha var şu anda. Ona odaklanmamız gerekiyor. Bir El Clasico, bir derbi. Ona ilk önce kazanmamız gerekiyor. Ondan sonra ben bir tatile gideceğim. Tatilden sonra da göreceğiz. Şu anda başka bir kulüpte kontratım var. Bu kontratla ilgili tabii görüşülmesi gerekiyor. Genel şartlar ne olur, onların konuşulması gerekiyor. Ben burada çok mutluyum. Taraftardan dolayı çok seviyorum onları. Kulübü çok seviyorum. Burada birçok insan bana çok yardımcı oluyor. Çok mutluyum ama dediğim gibi konuşulması gereken birçok şey var. Galatasaray taraftarına, kameralara bakarak Türkçe bir şeyler söylemek isterdim. Türkçe. Çok seviyorlar İkardi'yi. İzlerim Türk'ü. Teşekkürler. Teşekkürler dedi. Kameralara bakarak Türkçe bir şey söyle. Yine bir şey söylüyor galiba. Un año donde me dieron muchísimo cariño, no solo en la cancha, sino en la calle, en los entrenamientos, en toda la ciudad donde iba, me dieron muchísimo cariño. Müthiş ya. Hakikaten. Taraftarlarla ilgili galiba bir şeyler söylüyor. Onu da alalım. Onu da alalım arkadaşlar. Sohbeti öyle devam edelim. Seguramente como dije en un posteo, 90 millones de turcos no vieron salir campeón, no vieron ganar y hoy estamos acá levantando la copa de campeones. Evet, tabii ki de ben taraftara Türkçe bir şey söyleyemiyorum henüz ama şunu söylemek isterim. Çok müteşekkirim onlara. Bana çok destek oldular. Her zaman bana sevgiyle yaklaştılar. Sadece saha içerisindeyken değil, saha dışarısında da, sokakta, şehrin neresinde görseler. ...85 milyonun önünde şampiyon olmamız beni çok mutlu etti tabii ki de. Bunu söylemek istiyorum. Onları mutlu edebildiysem eğer ben de çok mutluyum. Ve 85 milyonun önünde şampiyon olduk. Onları mutlu edebildiysek ben de çok mutluyum diyor. Ve güzel güzel mesajlarını verdi arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi biraz önce de söyledim. Okan Buruk 30 Mayıs 1993 tam bundan 30 yıl önce bir Ankara deplasmanında Ankara Gücü galibiyetinin ardından futbolcu olarak şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Bu defa aynı Okan Buruk arkadaşlar 30 Mayıs 2023 30 yıl sonra bu defa Galatasaray'ın teknik direktörü olarak yine bir şampiyonluk kupasını kaldırdı. Bundan daha büyük bir mutluluk olabilir mi bir hoca için? Ve o hocayı arkadaşlar omuzuna alan bir golcü, bir dünya yıldızı, bir star, saplavacı Icardi arkadaşlar. Biraz önce böyle bir görüntüyü gördük. Bu arada arkadaşlar Florya Metin Oktay tesislerinden, diğer yerlerden, Taksim'den, yurdun çeşitli yerlerinden değişik görüntüler ekranlara yansıyor. Burada tabii benim imkanlarım da sizlere bunu anlatma durumum var. Fazla lafa gerek yok. Artık sözün bittiği yerdeyiz. 23. şampiyonluk geldi, Ankara'da geldi, başkentte geldi. 100 yıl önce Cumhuriyetimizin ilan edildiği yerde, Cumhuriyetimizin 100. yılında Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu geldi. Ben şunu söylemek istiyorum. Biz inandık, dedik ki Galatasaray farklı bir takım. Yıldızlar topluluğu bir takım. Icardi ve arkadaşları Okan Buruk yönetiminde
alacak başını gidecek dedik. Biz bunu anlattık, bunu söyledik. Bu coşkuyu arkadaşlar hep birlikte yaşadık. Galatasaray Ankara Gücü önünde. Ben şimdi dediğim gibi futbola mutbola bakmayacağım, atılan gollere bakmayacağım ama Icardi'nin iki golüne hiç şüphesiz ki diğer iki gol de eklendi. Birini Oliveira attı, diğerini daha doğrusu sırayla gidersek diğerini Barış Alper, diğerini de Oliveira attı. Saplamacının gollerine ilave olarak onlar da geldi. Galatasaray hakikaten oynaması gerektiği gibi oynadı. Bu arada arkadaşlar malum ben şu sıralarda geçici bir şekilde Ordu'dayım. Ordu'nun meşhur Boztepe'sine giren bir cadde var ki Ordu'nun %80'i Galatasaraylıdır. Tura çıktılar. Herkes tur atıyor. Müthiş bir coşku, müthiş bir heyecan. Yani görülmesi gereken bir coşku seli var. Müthiş. Herkes çok mutlu. Herkes o kadar çok mutlu ki bu mutluluğu tabii anlatamıyoruz. Evet, Galatasaray karşılaşmayı 4-1 kazandı. Rahat kazandı, kolay kazandı. Tabii ki heyecanlandığımız anlar olmadı mı? Oldu. Her maçın kendine göre bir sıkıntısı vardır. Ki yaşanmış örnekleri var. Almanya'da bundan birkaç gün önce işte Bayern Münih ile Dortmund arasında yaşanan bir şampiyonluk mücadelesi vardı. Bizimki öyle değildi. Galatasaray zaten rakibinden 5+1 puan öndeydi. Onlarınki arada sadece 1 puan 2 puan vardı. O kazanırsa bu kaybederse o oluyordu. Ve neticede orada da yılların şampiyonu büyük Bayern Münih'in şampiyon olması gibi ya da Arsenal'ın önünde Manchester City'nin şampiyon olması gibi. Burada da bir takım kuşların bazı hayal aleminde dolaşanların önünde Galatasaray onlara sadece hayalleri yaşattı. Hep söylemiştik onlar hayal görürler, Galatasaray hayalleri onların gördüğü hayalleri de kendi gerçeklerini de böyle getirir. Milletin gözünün önüne 85 milyonun önüne koyar. Icardi'nin söylediği gibi. Şimdi maçın ötesini berisini konuşmayacağız. Galatasaray 100. yılda, Cumhuriyetimizin 100. yılında 23. şampiyonluğunu Ankara'da kazandı. Bunun anlamı büyük. Bunun anlamı büyük arkadaşlar. Biz bunu kutlayacağız, coşacağız. Çok fazla benim söylediklerim bir şey ifade etmiyor. Önemli olan hep beraber çeşitli alanlardan gelen görüntüleri biz birlikte göreceğiz, yaşayacağız ve paylaşacağız. Arkadaşlar işte bazı görüntüler var. Şampiyon Galatasaray diye. Hala bakıyorum o yayıncı kuruluşta. Yok Beşiktaş şöyle yaptı. Yok Beşiktaş böyle oldu. Yok geride kaldı. Yok önde gitti. Hay Beşiktaş senin başına taş düşsün. Bir şu Galatasaray'ın mutlu gününde bari Beşiktaş amigoluğu yapmayın diyeceğim ama bunlara her şey yakışır. İşte Şampiyon Galatasaray'ın görüntüsü arkadaşlar. Bu arada son dakikalarda kenarda yaşanan şampiyonluk görüntüsü vardı, coşkusu vardı. Goller arka arkaya geldikten sonra kenarda kulübede Okan Buruk Hoca'nın oğlu başta olmak üzere şampiyonluk böyle kutlandı arkadaşlar. Arkadaşlar bunu izlememiz lazım. Buyurun izleyelim. Icardi ile ilgili Aşkın Olayım şarkısı biliyorsunuz herkese bu şarkıyı söyletti. İşte en sonunda da sapladı. Saplamacı Icardi sapladı. Bakın sonra ne oldu? Attı arkadaşlar. Gollerini attı. Öyle bir sapladı ki sapladıkça sapladı. Sonra da çıktı. Herkese söylettiği o meşhur şarkıyı bu defa kendi söyledi arkadaşlar. Kendi söyledi, büyük bir coşkuyla söyledi, büyük bir keyifle söyledi. Biliyorsunuz zaten onu söylediği zamanda kuşlar, kuşgiller kudurdular arkadaşlar. Nasıl kudurmasınlar? Yapacakları bir şey var mıydı? Yoktu ki elbette. İşte bunu dinliyoruz arkadaşlar, bunu dinliyoruz. Gülüyorsun sen de ince ince. Aşkın olayım. İşte Icardi arkadaşlar önce Aşkın Olayım dedi. Herkese bu şarkıyı söyletti. Herkese ezberletti. Tribünlere söyletti. Coşturdu ve sonra çıktı. Az önce de izlediğiniz gibi Aşkın Olayım şarkısını kendi söyledi.
Ve arkadaşlar işte 23. şampiyonluk böyle geldi. Böyle geldi gördüğünüz üzere. 23. şampiyonluk geldi. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. İnşallah bunların devamları gelecek. Çok daha büyükleri arkadaşlar mutlaka ve mutlaka gelecek. Çok daha fazlası gelecek. Hiç şüphesiz önümüzdeki günlerde yeni sezonun Galatasaray'ını konuşuyor olacağız. Nasıl coşkulu, tempolu bir Galatasaray'ın daha da Icardi gibi daha pek çok yıldızların Galatasaray'da bir araya gelmesini hep birlikte göreceğiz ve konuşuyor olacağız. Arkadaşlar Galatasaraylılar bakın bu müziği paylaşmışlar. Bu müziği paylaşmışlar. İşte Galatasaray'a da bu yakışır arkadaşlar. Bu müzik yakışır. Gerçekten Galatasaray'a bu yakışır. Şu anda bunun çok daha fazlasını inşallah yeni sezonda Ali Sami Yen Stadı'nda yaşıyor olacağız. Galatasaraylı taraftarlar arkadaşlar taze taze sıcak sıcak şampiyonluğu böyle kutluyorlar. Ben de bunları sizlere kendi elimdeki kısıtlı İlkel imkanlarla da olsa göstermek istiyorum. Metin Oktay tesislerinde bu güzellikler yaşanıyor. Tabii Metin Oktay tesislerinde herhalde bu defa yaşanan son şampiyonluk coşkusu olacak. Son şampiyonluk kutlaması olacak. Çünkü bildiğiniz üzere Galatasaray arkadaşlar Ağustos ayından itibaren Kemerburgaz yeni tesislerine mekan edinecek, ev edinecek. Yeni şampiyonluklar herhalde bundan sonra orada kutlanacak. Ama buradaki coşkuyu da, buradaki heyecanı da işte gördünüz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Boğaz Köprüsü'nü görüyorsunuz. Boğaz Köprüsü sarı kırmızı oldu. 23. şampiyon Galatasaray gördüğünüz üzere bu güzelliği de paylaşmakta fayda var. Göstermekte fayda var arkadaşlar. Görün bakın bu güzellikler harbiden insanı bir başka mutlu ediyor. Arkadaşlar bu tür görüntülerin ardı arkası kesilmeyecek. O kadar çok var ki, o kadar çok görüntüler gelecek ki ben daha fazla sizleri tutmak istemiyorum ekran başında. Hepinizi kutluyorum. Bir sezon boyunca hep birlikte üzüldük, sevindik. Umutsuzluğa kapıldığımız anlar oldu ama sonu mutlu bitti. Bu hikaye zaten böyle bitecekti. Biz buna inanıyorduk. İnananlar her zaman kazanır arkadaşlar. Biz inandık. Şu anda Taksim'den müthiş görüntüler var. Müthiş coşku var arkadaşlar. Onları da görüyoruz. Eminim sizler de bunların çoğunu izlediniz. Galatasaray başkentte. Tekrar son cümlemizde toparlayalım. Başkentte 100 yıl önce Cumhuriyet'in ilan edildiği başkent Ankara'da Cumhuriyet'in 100. yılında arkadaşlar 100. yılının kutlandığı 1923 yılında bu sene içerisinde Galatasaray 23. şampiyonluğunu kazandı arkadaşlar. Hepinizi kutluyorum. Hepinize en içten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bütün olumsuzlukları bir kenara bırakacağız ve bu kutlamayı belki bugün yarın yapacağız. Ondan sonra hafta sonu oynanacak olan bir derbi maç var. Ben hep size ne söylüyordum? Önce Ankara'da küçük bir kutlama olacak. Sonra büyük kutlama ama büyük kutlama çifte kutlamaya, çifte zafere dönecek. Galatasaray o akşam da orada bir tarih yazacak hafta sonu demiştik. O tarihte yazacak. Yeni bir rekorlar kırılacak arkadaşlar. Saplamacı Icardi ve arkadaşları Okan Buruk yönetiminde 50 bin taraftarının önünde müthiş büyük coşkusuyla kutlanacak ve şöyle bir bilgi geldi bana. Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı maç için tam 600 bin bilet talebinde bulunanlar olmuş arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Bilet isteyenlerin sayısı 600 bin. Yani artık var ötesini siz hesap edin. Nasıl bu tarihi anı stadda Ali Sami Yen Stadı'nda taraftarlarımız yaşamak istiyor. Helal olsun. Galatasaray büyük bir camia. Büyüklüğüne, şanına, kudretine, gücüne yaraşır şekilde takır takır arkadaşlar. Bütün dalga dümene rağmen, bütün puşluklara rağmen Galatasaray bana göre bu sene bir değil, iki değil, üç değil, beş şampiyonluk birden kazandı. Çünkü o kadar çok Galatasaray'ın önüne engeller çıkardılar ki medyasıyla, taraftarlar, rakipleriyle, onuyla bunuyla, megafonuyla, lalelerle, şelaleleriyle, her türlü puştuklarıyla, yazarlarıyla, yorumcularıyla
ama hepsi hizaya geldi. Ben diyorum ki şimdi Galatasaray 100. yılın şampiyonu, Galatasaray, büyük Galatasaray, Türkiye'dir dediğimiz Galatasaray'ı alkışlayın lan hepiniz. Hepiniz alkışlayın, hepiniz yerinizi bilin. Daha çok şeyler söylemek geliyor içimden de, gelin burada noktayı koyalım. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşımı en azından şu mutlu günümüzde yapabildiğiniz kadar yapın. Arkadaşlar hepinizi kutluyorum. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yeni sohbetlerde, çok daha keyifli, anlamlı, özel sohbetlerde bütün hafta içerisinde zaten beraber olacağız, birlikte olacağız. Hepinizi kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun 23. şampiyonluk ve inşallah devamları gelsin ve inşallah seneye Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen, coşan bir Galatasaray'ı izlemek, görmek dileğiyle. Hoşça kalın değerli kardeşlerimiz.